ürettiği makine ve boyalarla dünyanın yolunu çizen Altegma Grup, Bedia ile güzel şeyleri sunar. Günaydın, günaydın, günaydın sevgili Kafa Radyo dinleyicileri. 27 Şubat Salı gününün sabahında Türkiye'nin en kafa radyosunda ben Bediacınız diyorum ki... Günaydın, günaydın insanlara günaydın. Günaydın, günaydın sevenlere günaydın. Bütün insanlar, bütün insanlar. Bütün fırtınalar, kara kışlar, kaygılar, sorular, son bakışlar, ilk bakışlar. En son ne zaman birinin gözlerinin içine uzun uzun baktınız? En son ne zaman birinin bakışlarında kaybolmuş hissettiniz kendinizi? İfla olmaz romantikler, günaydın. Değişiyor dünyamız, görmek istemesen de mutluluk. Yemyeşil bir denizde ya da masmavi bir gökte ya da kocaman bir ormanda ya da simsiyah bir gecede. Sokakta birbirine sımsıkı sarılanlar, birbirinin elini sımsıkı tutanlar, aşıklar, sevdalılar ve hatta kara sevdalılar, günaydın. Çabuk vazgeçenler, hemen pes edenler, asla vazgeçmeyenler, zora gelince bırakıp gitmeyenler, günaydın. Ve günaydın çocukluğundaki dünyaya özlem duyanlar, şimdiki zamana tam da alışamayanlar ya da alışmak istemeyenler. Günaydın. Uzun tedavi süreçleri yaşayanlar, hayatının bir kısmı hastanede geçenler, güneşi, kuşların cıvıltısını, dalından bir meyveyi koparıp yemeyi özleyenler, çok özleyenler, bazen basit şeylerin de ne kadar zor olabileceğini görenler, görebilenler ve başkalarına da anlatanlar. Başkalarının kederini, derdini paylaşmayı bilenler, sevgisini gösterenler, iyilik yapanlar, paylaşmayı sevenler, gönüllü olarak bir işte başkalarına yardım edenler, günaydın. Her yeni gün sevinç. Ve günaydın bu ülkenin, bu dünyanın pırıl pırıl insanları. İşte hayatımızdan bir günde daha beraberiz. Emek verenler, alın teri dökenler. Ben bir ihtiyacınız diyorum ki hadi gelin önümüzdeki iki saat boyunca birazcık daha başka başka şeylerden bahsedelim. Birazcık da güzel şeylerden bahsedelim, ne dersiniz? Var mısınız? Sevenlere günaydın. Yeah.
yanaşırım. Neydi bu? Neydi bu? Tamam dedim al ama ver bana mutlu. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, oldu mu? Sizlere çok güzel bir gün diliyorum. Çok sevdiğiniz bir şarkı radyoda her an çalıyormuşçasına güzel bir gün. Şarkılardan fal tutanlar. Bugün Işılcığım'ın doğum günü. Şu şarkıyı bir bağıra çağıra o güzel sesiyle söylesin de duyalım. İyi ki doğdun Işılcığım. İyi ki varsın. Şarkının burasına hep birlikte lütfen. Uzun geceyi böler. Bilmem ne olabilir aramızda. Bu ışık ikimize fazla arayı bozar. Uzunlar yanıyor. Nasıl bir gün geçiriyorsunuz? Gün nasıl başladı sizin için bilmiyorum ama bundan sonrası umuyorum, diliyorum heyecanlı, neşeli, böyle kutlamalarla dolu bir gün olur. Tarih 27 Şubat, günlerden salı, yıl 2024. Neresindeyiz hayatımızın? Bu sorunun cevabını herkes kendi vermeli değil mi? Bazen böyle takvimlere bakıyorum, işte böyle almanaklar var. Onlara bakıyorum. O günün tarihinde neler olmuş diye. Tarih hep böyle tatsız şeyleri not alıyor. İşte orada öyle büyük bir yıkım olmuş, burada böyle bir felaket olmuş. Tamam bulursam haber veririm o zaman. Acaba şöyle güzel şeyler almanağı mı yapsak hep birlikte? Sadece güzel şeylerden bahsedilen bir takvim de mi olsa? Çünkü kötü şeyleri her yerde duyabiliyoruz. Her an karşımıza çıkıyor, üstelik başımıza da geliyor. Anlatıp derdimizi onlara. Sen, ben, birkaç kişi bırakmışız bütün işi. Ama 1693 yılında ilk kadın dergisi The Ladies Mercury Londra'da yayın hayatına başlamış. 1.27 Şubat gününde. Bir kez daha herkese, şu an radyosunu açmış olan, radyosunu dinlemekte olan herkese günaydın diliyorum. Yeni bir gün, yeni umutlar, belli mi olur? Bilmem ne olabilir aramızda. Belli mi olur? Kısacık bir ara, sonra yine birlikteyiz. Gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba. Kalbim dönüyor. Seni düşündüğüm her an yangınım buram buram. Aklım beni terk ediyor. Saçını okşadım yalnızlığımın. Seni bir daha buralarda görmeyeyim dedim. Yasakladım hüznü halka açık yerlerde. Hayatımda ilk defa bu kadar sevdim. Aman, naralar atıp atıp aman. Adını göğsüme yazıp günahını boynuma, seni koynuma alıp bu gece İstanbul'u aşka boğasım var. Aman, naralar atıp atıp aman. Adını göğsüme yazıp günahını boynuma, seni koynuma alıp bu gece İstanbul'u aşka boğasım var. Bu
gece aşkı biraz fazla kaçırdım galiba. Kalbim dönüyor. Seni düşündüğüm her an aşka çakıp bir selam. Aklım beni terk ediyor. Saçını okşadım yalnızlığımın. Seni bir daha buralarda görmeyeyim dedim. Yasakladım hüznü halka açık yerlerde. Hayatımda ilk defa bu kadar sevdim. Aman naralar atıp atıp, aman adını göğsüme yazıp, günahını boynuma, seni koynuma alıp, bu gece İstanbul'u aşka bozum var. Aman naralar atıp atıp, aman adını göğsüme yazıp, günahını boynuma, seni koynuma alıp, bu gece İstanbul'u aşka bozum var. Aman adını göğsüme yazıp, günahını boynuma, seni koynuma alıp, bu gece İstanbul'u aşka boğasım var. Aman naralar atıp atıp, aman adını göğsüme yazıp, günahını boynuma, seni koynuma alıp, bu gece İstanbul'u aşka boğasım var. Günahını boynuma, seni koynuma alıp, bu gece İstanbul'u aşka boğasım var. Bu gece bütün İstanbul'u öpesim var. Sen güneşin doğuşu gibi bekledim sabaha kadar. Sen ilacı her çilenin, gel sormadan. Yandım bir bakışla, bu nasıl endam? Aldı aklımı o gözlerin derya. Ah ben hasretinden olmuşum Leyla. Bu ne davet, durdu kalbim böyle mi sevda? Al beni yar yüreğine sar, dönsün devran. Belki yalan, belki masal, hiç aldırma. Ya satır satır al şu kaderimi eline. Döndüm deliye, ben kapılmadım kimseye böylesine. Oldun hediye. Yandım bir bakışla, bu nasıl endam? Aldı aklımı o gözlerin derya. Yandım bir bakışla, bu tatil aşk böyle, gel tabi yarim. Ver elini pek de binarim. Ya satır satır al şu kaderimi eline. Döndüm deliye, ben kapılmadım kimseye böylesine. Oldun hediye. Yandım bir bakışla, bu nasıl endam? Aldı aklımı o gözlerin derya.
senin olmaz, ettin sana kalmaz. Söylemiştim sevgilim, parayla saadet olmaz. Yanlış adres olmasın. Güzel şeylerden bahsedilen ilk ve tek radyo programındasınız. Baharatlar, yeşillikler seviyoruz. Bizim mutfağımızda baharatların yeri var, yeşilliklerin bol bol yeri var. Kısır diye bir şey var efendim. Her şey şöyle başladı. Kısır'a kişniş koyan birini görmemle başladı aslında. Siz de kişniş yediğinde sabun tadı alanlardan mısınız? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu konunun bilimsel olarak bir açıklaması var. Kısır'a kişniş konur mu, o ayrı bir mesele. Ama neden bazı insanlar kişnişi hiç sevmezler diye merak ettik ve araştırdık ve bir sonuca vardık.
Maydanozla karıştırmanız çok olası maydanozgillerden gelen o 3700 türden bir tanesi kişniş. Aşotu olarak da biliniyormuş. Güney Avrupa'da da vahşi olarak görülmekte, İran topraklarında evrimleştiği düşünülüyor kişnişin. İngilizce'deki yaygın ismi coriander cilantro ya da Çin maydanozu. Aslen bu isimler bitkinin farklı kısımlarına işaret etmekte kullanılıyor. Cilantro dedikleri mesela bitkinin gövde. Şimdi hangi tarafı olursa olsun kişnişi sevmiyorsanız sevmiyorsunuz ve hayatınızın hiçbir döneminde de sevmeyeceksiniz. Bunun nedeni ise şu. İnsanları genlerine bağlı olarak ikiye ayırmamızı sağlayan bir durum var doğanın bu mucizesinde. Sen kişniş sevenlerden misin yoksa sevmeyenlerden misin? İnsanların %3'üyle %21'i arasında değişen topluluklar bu bitkiyi yediklerinde deterjan, o ben, ya da sabun tadı almaktadır, o da ben. Hatta çürümüş bir tat olduğunu düşünenler de varmış. Yok, bana direkt sabun tadı geliyor bayağı. Çok güzel bir dergi var, Flavor dergisi. Flavor dergisi diyor ki Doğu Asyalıların %21'i, Avrupalıların %17'si, Afrikalıların %14'ü, Güney Asyalıların %7'si, Hispaniklerin %4'ü, Orta Doğuluların %3'ü kişniş tadından hoşlanmıyor efendim. Peki hoşlananlara bu tat nasıl geliyormuş? Böyle limon, su, mayhoş, ferahlatıcı bir tat alıyorlarmış kişnişi sevenler. Yani genetik olarak yatkın değiliz kişnişe, bu kadar basit. Kişnişe kokusunu ve aromasını veren işte polifenoller, lilanol, terpenleri gibi gibi, şu an ismini telaffuz etmekte bir anda böyle bir çırpıda zorlanabileceğim bazı sebeplerden ötürü herkes kişnişi farklı tadıyor. Şimdi bazı böyle gastronomi şehirlerinde yıldız malzemeler olur. Her sene birkaç tane yıldız malzeme seçilir ve yani kafeteryasından 5 yıldızlı restoranına, Michelin yıldızlı restoranına diyeyim, her yerde bu malzeme yıldız malzeme olarak kullanılır. Bir dönemde kişniş kullanılmıştı New York'ta. Her yerde, yani bir tost söylüyorsunuz, tostun içinde. New York'ta ne tesadüftür ki o sene ben de New York'a gitmiştim ve... Neyse, iyi ki pizza var, iyi ki makarna var, onu diyecektim. Öyle kişniş deyip geçmeyin. Bu konu üzerine çalışmalar, araştırmalar daha çok devam edecek. Üstelik Toronto Üniversitesi üstlenmiş bu çalışmaları. Devam edeceğiz. Pırlanta günün şarkısını sunar. Arış Pırlanta. Harbiyer halim direnmez.
sar beni sar güzel gün karşısında sarıp kaderlere bahar al seni olsun el sarı yazlarım sarıp da bir daha ayrılamam. Uzundan dönerken tez vurdum ahlerken şimdi tüm yollar hayırsız harbiyor çarem bulunmaz. Çal beni çal geçen gün karışalım çağırıp kaderlere baharı al senin olsun el sarı yazları sarılı bir daha ayrılmamalı. Ah yaşım geç delikan düştüm kaldım perişan aşkların ruhumu meylere kurum el başımdan. Çal gecen gün karışarım çağırıp kaderlere baharı al senin olsun ey sarı yanlarım sarılıp da bir daha ayrılmamalı. Beni çal gecen gün karışarım çağırıp kaderlere baharı al senin olsun ey sarı yanlarım sarılıp da bir daha Ariş Pırlanta günün şarkısını sundu. Ariş Pırlanta. Dinleyicileri daha önce mavi bölgelerden bahsetmiştik. Mavi bölgeler üzerine yapılan yeni bir araştırma var. Ondan da bahsedeceğim şimdi. Nedir mavi bölge? Önce onu hatırlayalım. İnsanların olağanüstü uzun ve sağlıklı yaşadığı dünyanın belirli bölgelerini tanımlamak için kullanılıyor. Oralara mavi bölge deniyor. Bu bölgelerde yüksek yaşam beklentisi, düşük hastalık oranları ve ciddi bir nüfusun 100 yaş ve üzerine ulaşmasıyla karakterize ediliyor. Mesela Okinawa, Japonya. Mesela Sardinya, İtalya. Mesela Loma Linda, Kaliforniya. Mesela Ikaria, Yunanistan. Mesela Nikoya Yarımadası, Costa Rica. Bunlar dünyanın mavi bölgeleri arasında ve bu mavi bölgelerde insanlar nasıl yaşıyor? Ne yapıyorlar da 100 yaşını? Günümüz biyoteknoloji şu bu imkanları kullanmadan yok öyle beslenme yok böyle beslenme yok o spor yok bu spor bunları kullanmadan nasıl yaşayabildiklerini araştırıyorlar ve bazı sonuçlara varılmış. Mavi bölge fenomenini araştırmakla ömrünü geçiren bir uzman hangi besinlerin uzun yaşamamıza yardımcı olabileceğini anlatıyor. Ben de birazdan sizlerle paylaşıyorum. Bu arada bu konuyla ilgili çok güzel bir belgesel var.
Netflix'te izleyebilirsiniz Mavi Bölge belgeselini. Bakalım mavi bölgelerde yaşayanlar neler yiyormuş, neler yemiyormuş. Mavi bölge meselesini konuşmaya. Mavi bölge insanların olağanüstü uzun ve sağlıklı yaşadıkları dünyanın belirli bölgeleri ne tanımlamak için kullanılan bir terim. Mavi bölgelerde yaşayanlara ömrünü adayan, onlarca yılını mavi bölge fenomenini araştırmakla geçiren Dan Butner diyor ki uzun yaşamanın sırrının çok daha basit olduğunu düşünüyorum. Yaptığım araştırmalara göre karşıma çıkan bir tek sonuç var: sağlıklı beslenme.
fasulyeden yana zengin besleniyormuş mavi bölgelerde yaşayanlar. Gezegendeki tüm uzun ömürlü diyetlerin merkezinde sadece yeşil yapraklı sebzeler yok. Fasulyeyi diyor, mercimek, bezelye, bakliyat hem pişirmesi kolay, hem uygun, hem de lif ve proteinle dolu. Sofranızda bir çeşitlilik olsun diyor. Sağlıklı ulusları besleyen şeyin spagetti veya erişte değil, bunlara eklenen baharatlar, otlar ve sebzeler olduğunu, yani bir tabakta çeşitlilik yarattıklarını söylüyor. Mesela Japonya'da yemeklerin üzerine mantardır, soğandır, fasulyedir, turşudur, birçok farklı gıda ve fermente gıdalar ekleniyor. Yani bir tabakta çeşitlilik olması, daha az et yenmesi. Son 100 yılda 5 mavi bölgenin tamamında yapılan beslenme araştırmaları gösteriyor ki bu bölgelerdeki insanların çok da fazla et yemedikleri anlaşılmış. Yediklerinin yaklaşık %90'ı bitki bazlı gıdalar. İşte fasulyedir, nohuttur, mercimektir, mısırdır, yeşil yapraklı sebzelerdir. Ortak yemek. Ne demekmiş bu ortak yemek? Mavi bölge nüfusları aile ve sosyal bağlantılara ve bağlara öncelik veriyor. Sadece iyi beslenmekle kalmıyor. Yemek yemeyi bir topluluğun parçası olarak yapıyorlar. Yani birlikte yemek yiyorlar. Toplu bir yemek uzun ömür için zannettiğimizden çok daha önemliymiş. Ah benim canım tek başına yemek yiyen canım dinleyicilerim. Japonya'da bir uygulama var biliyorsunuz. Daha önce bahsetmiştim, belki hatırlayanlarınız vardır. Yemek arkadaşı. Yemeği yalnız yememeniz için bir aplikasyon var. Size yakın bir yerde yalnız yemek yiyecek olan bir başkasıyla sözleşip aplikasyon üzerinden buluşup yemek yiyorsunuz. Yemeği yiyorsunuz, hadi bay bay. Hadi hoşça kalın. Yani ne kadarını yapabiliriz? Aslında hiç yapılamayacak bir şey yok ama önemli olan niyet. Yani siz mesela 100 yaşınıza kadar yaşamak istiyor musunuz? Sorun bu. Yıkılsın şehrim, kazansın düşman. Ben sayfa sayfa senden kopmuşsam, çağır içinde biraz kaldıysam, umrumda olmaz ne ünvan ne şan. Ah ben fenayım, ah ben perişan, umrumda olmaz ne ünvan ne şan. Ölsem ne fayda, kalsam ne fayda, ben sayfa sayfa senden kopmuşsam. Şafak baskını gibi her sabahın körü aklımı bastın. Kaçak gibi boğazımı yaktın, hem de yasaktın. Yine seni istedi ah deli gönlüm, aman kara bahtım. Fel fenayım of, ah fel fenayım, ah perperişan, umrumda olmaz ne ünvan ne şan. Ölsem ne fayda fayda, kalsam ne fayda, ben sayfa sayfa senden kopmuşsam. Oh, sen fenayım. Oh, sen fenayım. Oh, sen fenayım. Oh, sen fenayım. Oh, fel fel.
Saat 11. Her mevsim yanınızda olan Kopa ısı pompasıyla yeni saat başlıyor. Güzel şeyler devam ediyor. Dünyanın
en kapsamlı çalışmalarından biri. Çalışma saatlerini belirlemek için gerçekleştirildi, gerçekleştirilmeye de devam ediliyor. Cambridge Üniversitesi. Bu insan denen varlık haftada kaç gün çalışmalı diye, tabii Cambridge Üniversitesi'nin de Z kuşağı artık ele geçirdiği için eskiden işte mutluluk araştırmaları yapılırdı, sağlıklı yaşam araştırmaları yapılırdı. Şimdi bunların yerine kaç gün çalışmalıyız araştırmaları. 4 gün mesai deneyinin sonuçlarını açıklamış Cambridge Üniversitesi, Birleşik Krallık'ta dünyanın en kapsamlı 4 gün mesai denemesine katılan firmalar ki bu denemeye, bu deney sürecine katılacaklarında da size vedacınız bu konu hakkında bilgi vermişti, hangi şirketlerin olduğu gibi. Cambridge Üniversitesi'nin yanı sıra Boston Koleji, Salford Üniversitesi birlikte hazırladıkları bu araştırmanın sonucunu 21 Şubat'ta yayınladılar. Bu deney sürecine haftada 4 günlük çalışma düzeninin denendiği sürece katılan 61 firmadan 54'ü 4 gün çalışma düzenini sürdürmeye devam etmişken geri kalanı bunu hatta 54'ü devam ediyor, biraz daha sonuçları görmek istiyor ama bu 61'in içerisinden 31 tanesi de, yani yarısı, hatta yarısından biraz fazlası kalıcı olarak artık 4 günlük çalışma düzenine geçmiş. Proje yöneticileri ve bu şirketlerin CEO'ları diyorlar ki 4 gün mesai sisteminin firmalara olumlu yansıdığını gözlemliyoruz. Hatta bu çalışma şekliyle işten çıkarmalar azaldı. Hatta yeni işe alım süreçleri daha olumlu ilerliyor. Araştırmanın yazarı Juliet Shore, 6 aylık test sürecinde 4 günlük mesai sisteminden ciddi bir şekilde verim alındığını görmüş. Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığıyla iş-yaşam dengesi 6 ay öncesine göre önemli ölçüde artmış, tükenmişlik ve yaşam memnuniyetindeki iyileşmeler de devam etmiş. Tabii bir taraftan ne kadar zor, ne kadar berbat bir şey, bütün hayatımızı çalışarak geçirmek zorunda mıyız gibi paylaşımlarla ruh halimiz önce bozuluyor. Sonra 4 günlük çalışmaya geçince ruh halimiz birden düzeliyor. Hay, çalışmayıp ne yapacaksınız? Ben de onu merak ediyorum. Ya ben bilmediğim için olabilir. Ben herhalde 18 yaşımdan beri çalıştığım için. Gökleri yaratan 6 günde bilir halimi, ona sor. Dertleri yaşatan, derman aratan kara günde bilir halimi, ona sor. Bana sorma benim halim, vaktim, keyfim yerindeyken bir zalim. Sevdim, bittim elindeyken kor oldum, yandım, oldum huzurumdan. Ama yok, ya sever ya siler, sen aşkı bilirsin. Başka çare yok, başka çare yok. Sor, yerleri yaratan, gökleri yaratan 6 günde bilir halimi, ona sor. Dertleri yaşatan,
Derman aratan kara günde bilir halimi, ona sor. Bana sorma benim halim, vaktim, keyfim yerindeyken bir zalim. Sevdim, bittim elindeyken kor oldum, yandım, oldum huzurumdan. Oh, öyle yağma yok, ya gelir ya gider bir karar verirsin. Baştan sağma yok, ya sever ya siler, sen aşkı bilirsin. Başka çare yok, başka çare yok. Halim, vaktim, keyfim yerindeyken bir zalim. Sevdim, bittim elindeyken kor oldum, yandım, oldum huzurumdan. Sansama yok, ya sever ya siler, sen aşkı bilirsin. Başka çare yok, başka çare yok. Dinleyicileri, 8 Mart Cuma saat 20.30'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beylikdüzü Rasim Öztekin tahnesinde bir anma konseri gerçekleştirilecek, bir anma gecesi gerçekleştirilecek. Çok sevdiğimiz biricik Rasim Öztekin'i anma gecesi. Hayatını kaybetmesinin 3. yılında Rasim Öztekin'i 80'ler dizisi oyuncuları 80'ler şarkılarıyla anacaklar. ...80'ler dizisinin oyuncuları sahnede olacaklar. Tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na bağışlanacak anma gecesinde. Rasim Öztekin'in tiyatro sahnelerinden sinemaya, televizyon dizilerine uzanan 41 yıllık sanat yolculuğu bir belgesel gösterimiyle aktarılacak ve aynı zamanda 80'ler dizisinden rol arkadaşları sahnede olacaklar. İlker Aylık ve Özlem Türkat gecenin sunuculuğunu üstlenecek. Aydın Sarman'ın piyanosu eşliğinde Burcu Güven, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Onur Dilber ve Hakan Bulut, Rasim abileri için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Rasim Öztekin Tiyatro Bursu için 80'ler şarkıları seslendirecek. Biletlerinizi biletinial.com üzerinden edinebilirsiniz. Bu çok anlamlı ve çok güzel gecenin. Şu ana kadar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'nda 10 öğrenci burslu bir şekilde okudu ve sizlerin desteğiyle bu öğrencilerin sayısı artabilir. Çok güzel bir konser olacak, çok güzel bir etkinlik olacak. Mart günü Cuma akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde. Bu arada şöyle de destekler var. Mesela bilet satışını üstlenen biletini al, herhangi bir komisyon almayacak bilet ücretlerinden. Dolayısıyla aldığınız bilet olduğu gibi bursa yansıyacak. Bir tiyatro öğrencisinin bursu olacak.
özlem sende. Kayıp, sevip de susuyorsan ayıp, yazık. Daha gerçek ne var hayatta, hem ne var korkup kaçacak bunda. Biter tabi istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım, sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı. Dağları deldim tek başıma, çölleri aştım bir tek ben. Zengin olsun diye hiç işim olmaz, benim keyfim yerinde. Magazin malı, güllü dallı motorlar gibi. Koca aramıyorum ki oğlum ben, bu şarkılar niye? Aşk için aşk, bende sapına kadar var, o ayrı. Ama bil kesip atamam, sen olmasan da unutamam ben bu aşkı. Dağları deldim tek başıma, çölleri aştım.
seven haklını. Böyle içine sığmaz da hani elinde kalbin kederi saklını. Dönemin en gözde mesleklerinden biri. Hatta geçtiğimiz 10 yılın yazılımcı olmak, kod yazmak. Hatta geçtiğimiz 20 yılın diyelim daha doğru olur. Oysa şimdi diyelim ki aklınızda çok güzel bir hikaye var. Bir bilgisayar oyunu hikayesi. Siz fikrinizi söylüyorsunuz, siz hikayeyi yazıyorsunuz. Yapay zeka kodunu yazıyor. Hatta grafiklerini hazırlıyor. Google'ın yapay zekası Genie, Google'ın yapay zeka modeli. Bir metni, bir taslağı ya da interaktif bir fikri oynanabilecek sanal bir dünyaya dönüştürebilen yeni bir yapay zeka modeli Genie. Yani bu demek oluyor ki sizin güçlü bir hikayeniz varsa, sağlam bir hikayeniz varsa, programlama dilini bilmeseniz de olur. Tabii ki şu anda çok basit görsellerle hazırlıyor ama o yapay zekanın ortaya çıkardığı ürünü modifiye etmek,
güzelleştirmek, daha kullanışlı hale getirmek yine size düşüyor ya da işi bilen uzmanlara düşüyor. Yine de bana çok enteresan geldi. Ne olursa olsun işte hikayeler kazanıyor. İyi bir hikayeniz varsa herkese dinletebilirsiniz. Ateşin başında toplanan ilk insanlardan bugüne hikayeler anlatıyoruz. Hikayeler dinliyoruz. Hikayeler dinlemeye bayılıyoruz. Kimimiz çok iyi hikaye anlatıcısı oluyor. Kimimiz ve Google'ın yapay zeka modeli Genie hikayelerinizi oyuna dönüştürüyor, programlama diline dönüştürüyor. Hatta görsellerini hazırlıyor. Gelsek gözlere, beni kendine çeksen, kendime getirip sallayıp geçmişe, hiç kaygıya gerek yok. Sar beni rahatla, balık gibi uçalım, hayale dadanıp gönlümü kandırıp. Ama bana ne kime ne, ben saracağım seni yine de. Yakışıklı hani sen, gülüyorsun ya inceden. Çok güzel bir tatlı telaş, sen geliyorum deyince. Yakışıklı yeniden, yak bizi hiç düşünmeden. Çok gerekli sıcaklığın, tatlı tatlı koynuma gel. Sen kendime getirip sallayıp geçmişe, hiç kaygıya gerek yok. Sar beni rahatla, balık gibi uçalım, hayale dadanıp gönlümü kandırıp. Ama bana ne kime ne, ben saracağım seni yine de. Yakışıklı hani sen, biliyorsun ya inceden. Çok güzel bir tatlı telaş, sen geliyorum deyince. Yakışıklı yeniden, yap bizi hiç düşünmeden. Çok gerekli sıcaklığın, tatlı tatlı koynuma gel. See my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, you know they for me young girl, oh young girl. Zürafaları bilir misiniz, zürafaları? Bildiğiniz ve bilmediğiniz tüm zürafalar adına İstanbul'da harikulade bir sergi açılıyor. 1862 yılında Mecmua-i Fünun isimli ilk bilim dergisini çıkaran Mehmet Müfit Paşa, günümüzde Göztepe ve Erenköy olarak bilinen bölgedeki konağının bahçesine bir zürafa heykeli koyar. Bu heykelden dolayı o bölgenin halk arasındaki ismi Zürafalı Bahçe olarak anılır. Aynı ismi taşıyan bir futbol takımı kurulamayacağı için bugün ne yazık ki tarihteki bu adının unutulduğu bölgede 2005 yılında açılan İstanbul Oyuncak Müzesi'nin önündeki 3 zürafa heykeli gecenin karanlığını aydınlatan birer sokak lambasıdır.
Kendi alanlarında harika işler üreten birbirinden değerli 18 sanatçı her geçen gün zarafetini kaybeden İstanbul'un belleğini, hayallerini ve değerlerini korumaya yönelik bir farkındalık yaratmak amacıyla kendilerini bu kez oyuncak sanatıyla ifade ediyorlar ve hayallerindeki zürafa oyuncağını üretiyorlar. Mart itibariyle ziyarete açılacak olan Zürafa Tasarım Oyuncak Sergisi 1 Haziran tarihine kadar İstanbul Oyuncak Müzesi'nde pazartesi günleri hariç hafta içi saat 10-18, hafta sonu ise 10-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Kendine has estetiğiyle zürafalar, sanat tarihinde cenneti tasvir eden tablolarda arıtmış güzellik ve vaat edilen mutlu bir yaşamın imgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve sanatçılar kendi zürafa hayallerini, zürafa oyuncaklarını tasarladılar. Ve 1 Mart itibariyle İstanbul Oyuncak Müzesi'nde görebilirsiniz. Kimler var bu sanatçılar arasında? Burak Beceren, Burak Şentürk, Bülent Gültek, Cihan Gelerli, Cincinius, Ece Artmış, Fatih Öztürk, Ham, Killing Custom Toys, Möglich, MRE, Murat Kalkavan, Nature Creature, Selin Arısoy, Tahtoy, Tuğba Girgiç, Vank ve Yiğit Yerlikaya, İstanbul Oyuncak Müzesi ve Toy Art İşbirliğiyle bu harikulade sergi 1 Mart itibariyle İstanbul Oyuncak Müzesi'nde siz değerli ziyaretçilerini bekliyor. Afişi de bir güzel, bir görseniz afişi de bir güzel. Bu arada eğer paylaşım yapmak isterseniz, mesela evinizde bir zürafa oyuncağı vardır ya da hayalinizde böyle çizdiğiniz bir zürafa eskizi vardır, onu da paylaşabilirsiniz sosyal medyanızda, ama lütfen zürafanın düşkünü etiketini eklemeyi unutmayın. Zürafanın düşkünü. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown. Büründü
diyarda bir benden güzeli mi var? Ömrüm bir dibin oldu, sevdam coştu kudurdu. Aşka karşı diyarda bir senden güzeli mi var? Hayran oldu gülüm, dünya aşka büründü. Başka başka diyarda bir benden güzeli mi var? Ömrüm bir dibin oldu, sevdam coştu kudurdu. Aşka karşı diyarda bir senden güzeli mi var? Kafa Radyo'da Armağan Zamanı ve hediyelerim bugün Samsun'a gidiyor. Onu dinlerken tüm şarkılarını ezbere söyleyeceksiniz. Zaten çok seviyorsunuz ama sahnede gördüğünüzde onun ışığıyla gözleriniz kamaştığında daha da çok seveceksiniz. Gökhan Türkmen Samsun'a geliyor. Ve ben de konserine iki dinleyicimize bilet armağan ediyorum. Birer misafirleriyle gidebilsinler diye. 1 Mart Cuma akşamı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Profesör Doktor Mehmet Yalçın Taş Mekteplegil Spor Salonu'nda Gökhan Türkmen sevilen şarkılarıyla sizlerle birlikte olacak. Aşk lazım, aşk lazım. Belki onu iki kere söyler. Ve ben de iki dinleyicimize birer misafir ile birlikte bilet armağan ediyorum. Yapmanız gereken şey şu. Öncelikle bir bakın bakalım. 1 Mart günü, 1 Mart Cuma akşamı Samsun'da mısınız? Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Mehmet Yalçın Taş Mekteplegil Spor Salonu'na koşarak mı gideceksiniz? Aracınızla mı gideceksiniz? Toplu taşımayla mı gideceksiniz? Bu planları yaptıktan sonra şöyle yazıyorsunuz. Samsun yazıyorsunuz. İsim, soyisim ve iletişim bilgilerinizle birlikte 0532 172 52 32 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Ya da dilerseniz Samsun yazdıktan sonra isim, soyisim ve iletişim bilgilerinizle birlikte Bedia Ceylan Güzelce Instagram adresine de mesaj atabilirsiniz. 1 Mart Cuma akşamı Gökhan Türkmen Samsun'da sahnede olacak. Mehmet Yalçın Taş Mekteplegil Spor Salonu'nda 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Koyunca geceleri başımı yastığa, uyku düşman kesiliyor bana. Paramparça dağıldım, toplayamadım bir daha. Olamadık ki hakim şu dilimize, gölge ettik saadetimize. Gittin ya öfkenle kol kola, o an yıkıldım yere. Sen de üzülüyorsun biliyorum, pişmansın ama geri adım attıramıyorsun gururuna. Yap bir güzellik be, gel kan hadi kalbime. Dön kavuşalım, hep barışalım, kumrular gibi yine kollaşalım. Affedelim gitsin, bu ayrılık bitsin. Tatlı tatlı gel konuşalım, gel de aşkın gönlünü alalım. Dön kavuşalım, hep barışalım. Tatlı tatlı gel konuşalım. Dön kavuşalım, hep barışalım. Gel de aşkın.
toplayamadım bir daha. Olamadık ki hakim şu dilimize, gölge ettik saadetimize. Gittin ya öfkenle kol kola, o an yıkıldım yere. Sen de üzülüyorsun biliyorum, pişmansın ama geri adım attıramıyorsun gururuna. Yap bir güzellik be, gel kan hadi kalbime. Dön kavuşalım, hep barışalım, kumrular gibi yine kollaşalım. Affedelim gitsin, bu ayrılık bitsin. Tatlı tatlı gel konuşalım, gel de aşkın gönlünü alalım. Programın sonuna geldik. Altekma Grubu'nun sunduğu Bedia ile Güzel Şeyler yarın sabah saat 10'da Türkiye'nin en kafa radyosunda yine sizlerle birlikte olacak, ama gitmeden önce bir cümle hem kendime hem size. Mahatma Gandhi diyor ki, değişimi görmek istiyorsan sen o değişimin kendisi olmalısın. Ve Nelson Mandela diyor ki, imkansız görünen şeyleri yapmak başkalarına da yapabilecekleri konusunda ilham verir. İki cümle oldu ama olsun. Yayınımız Ceyda Tüvenci ile bugün programıyla devam edecek. Yarına kadar, yarın yeniden buluşuncaya kadar hareket etmeyi, su içmeyi, az şeker, az karbonhidrat, azıcık kendinize özen göstermeyi, kendinize nasılsın diye sormayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.